Herkese selamlar. Bu ilk incelememde bu gördüğünüz GeForce HTX 4K var ve bunun yanında da ek olarak bu ufak ufak böcek bir mouse olan GeForce HSK Pro 4K'nın da bir incelemesini yapacağım. GeForce markasını mutlaka duymuşsunuzdur. Yeni kurulmuş bir marka değil. Senelerdir sektörün içinde olan butik bir mouse firması ve bu mouse'lar da GeForce'un en baba mouse'ları. Genel olarak baktığımızda en temel özelliği dahili 4000 Hz raporlama hızı var. Yani standart bir gaming mouse'un 4 katı daha hızlı raporlama sunuyor ve bayağı da bir avantaj sağlıyor. 1000 Hz ile arasında bir fark var mı derseniz evet bence var. 4000 Hz'e aldığınız anda Windows'taki imlecin hareketi bile daha seri oluyor ama oyunda çok mega fark yaşayamadım. Ya da tam farkı görebileceğim bir oyun görmedim diyebilirim. Şu süreçte PUBG, Rainbow Six ve Escape from Tarkov harici bir oyun oynamadım. Elbet CSGO ve Valorant'ta net bir şekilde hissedilebilir bir fark görürsünüz. Daha tabii görmediğimizin ötesinde bilgisayar ile mouse arasındaki raporlama değerleri bu işi ciddi anlamda etkiliyor. Hafiflik olarak sitesinde delikli versiyonun yaklaşık 39 gram olduğu yazıyor. Bir de bunun deliksiz yapıda versiyonu var. Onun da yaklaşık 43 gram olduğu belirtilmiş. Yani karşımızda cidden çok hafif bir mouse var. Şöyle shape olarak baktığımızda biraz G-Pro X Superlight'e benzer bir shape'de olduğunu görüyoruz. Hem daha küçük hem de genel olarak yüksekliği orta tarafta ama öne doğru da bayağı bir alçalma mevcut. Mini bir G-Pro X Superlight yapsalar buna benzerdi diye düşünüyorum. Hem cloud tutuşta oldukça rahat hem de palm tutuşta gayet rahat arkadaşlar. Bayağı herkesin kolayca rahat edebileceği safe bir shape'e sahip diyebilirim. Sensör olarak ise en baba sensörlerden olan PixArt 3095 sensör kullanıyor ve bu sensörü 4000 Hz ile birleştirince canavar bir şeye dönüşmüş. Artık alışmak lazım. Bu sene gerçekten çok duyacaksınız bu 3095 ve 4000 Hz ikilisini. Ben şimdiden size söyleyeyim. Yapı kalitesi olarak şaşırtıcı derecede çok iyi. Bu kadar delikli olmasına rağmen en ufak gıcırdama yok ve ayrıca kliklerde post travel olaylarına da rastlamadım. Switch olarak Zigbee 60M switchler kullanıyor. Daha önceden hiçbir mouse'ta görmedim fakat sert bir cinste switch olduğunu söyleyebilirim. Dock skatezleri bence bayağı kötüydü. Ben bunları Wraith'te satılan Universal skatezlerle değiştirdim. Bayağı da memnunum. Load sorunu falan da olmadı. Kayma açısından da hiçbir problemim yok. Pil süresi ise 4000 Hz modunda fazla enerji çektiği için 20 saat kadar falan ama 1000 Hz'de kullanılabilir. Yine 60 saatin üzerine çıkıyor. Bu tüm 4000 Hz mouse'larda böyle çünkü daha fazla enerji çekiyor. O yüzden pil süresini fazlasıyla düşürüyor. Kutu içeriğimize geldiğimizde öncelikle dış kutu tasarımı bayağı bir estetik. İçeriği ise böyle dolu dolu işte yine böyle yedek skatezler falan var. Böyle bayağı kaliteli grip tape'ler var arkadaşlar ki ben bunları zaten üzerine çoktan taktım. Bir de hatta böyle temizlik fırçası gibi bir şey çıkıyor. Yani muhtemelen temizlik içindir, başka ne için olacak diye düşünüyorum. Bir de bunların yanında arkadaşlar bir tane böyle yedek pil geliyor. Gelin şimdi size bunun hikayesini bir anlatayım. Bundan aylar önce Reddit'te aynı zamanlarda GeForce'un bataryası patlamış birkaç insan paylaşım yaptı. Bayağı trajikomik bir olaydı. Yani zarar da verebilir, sakat bile bırakabilir bu olay. Bunun üzerine GeForce öncelikle pil markasını değiştirdi. Bayağı kaliteli bir markaya geçtiklerini söylüyorlar. Ve bununla kalmayıp bir de yanına yedek olarak böyle pil koymuşlar. O da bu şekilde geliyor. Hani adamlar kendini garantiye almışlar aslında böyle yaparak. Şimdi mouse'un 4000 Hz olmasını sağlayan alet bu arkadaşlar. Bu işte mouse'un 2.4 GHz bir alıcısı ama 4000 Hz teknolojisini barındırıyor. Bunu microUSB bir kabloyla besliyorsunuz. Bunu masanıza koyuyorsunuz. Şimdi burada microUSB kullanılmış ama mouse Type-C kullanıyor. Şimdi burada bir kötü bir durum mevcut. Biraz aslında kötü durumda demeyelim de biraz aslında zor bir durum mevcut. Zorluğunu şöyle anlatayım ben size. Şimdi normalde arkadaşlar biliyorsunuz ki işte bu Type-C oluyor. Bunu mouse'a takıyorsunuz. Hani bunu çıkarıp mouse'u taktığınız zaman şarjlı şekilde kullanabiliyorsunuz. Burada biraz zor durum var. İşte kablosu aslında çok güzel. Çok güzel bir Type-C kablo yapmışlar. Bayağı ip ince bir paracord kablo bu. Yani bunu söküp buna takınca olmayacak tabii ki de. Bu her zaman masada duruyor. Onun yerine kenardan köşeden bu mouse kablonuzu çıkarıyorsunuz bu GeForce'un yanında verdiği. Buna takarak kablolu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ama bu kabloyu da hissetmiyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir olay. Yani şarjı çok hızlı gittiği için aslında bir süreyi kablolu da kullanabilirsiniz mecburiyetten. Ama o güzel bir yöntem yapmışlar. Rahat bir şekilde kablolu kullanımı da sağlayabiliyorsunuz. Şimdi elimde GeForce HTX ve VGN Dragonfly F1 Pro var. İkisi de temelinde G-Pro X Shape'e dayanıyor ama kendileri özel hatları mevcut. Bariz görünen farklardan birisi HTX daha öne doğru inceliyorken Dragonfly'da bir tombulluk mevcut. Ayrıca boyut anlamında baktığımızda da HTX bir tık daha ufak diyebilirim. Teknik anlamda çok benzerler. HTX'de dahili 4000 Hz varken Dragonfly F1 Pro'da harici satılan 4000 Hz dongle ile 4000 Hz olarak kullanabiliyorsunuz. İkisinde de PixArt 3095 sensör kullanılıyor. 4000 Hz olayını iyice değinmek istiyorum. Şimdi normalde gördüğümüz orta veya iyi seviye gaming mouse'ların hepsi standart 1000 Hz olarak geliyor. Ama son zamanlarda bu 4000 Hz olayı iyice yaygınlaşmaya başladı. Hatta kablolularda Razer 8000 Hz'i bile yapabiliyor şu an.
ama kablosuzlarda maksimum 4000 Hz görebiliyoruz. Sebebi ise çok ciddi enerji tüketmesi. Bu olayın da eksi yanı bu zaten. Şu mouse'u gündelik 4000 Hz'i kullanmak maksimum 2 günde bir şarja takma zorunluluğu doğuruyor. Eğer tek mouse olarak 4000 Hz bir mouse kullanacaksanız oyun haricinde standart 1000 Hz'e çekmeniz gerekiyor. Bu olayın avantajı ne peki? Şimdi bu Hz muhabbeti aslında polling rate olarak geçiyor. Yani mouse ile bilgisayar arasındaki raporlama hızı diyebiliriz. Düşünün bu 4000 Hz mouse'lar standart bir gaming 1000 Hz bir mouse'tan 4 katı daha hızlı raporlama sunabiliyor. Bu da doğal olarak ciddi anlamda gecikme olayında avantaj sağlıyor. Tabi bununla bitmiyor. Oynadığımız oyunların da bu altyapıyı desteklemesi çok önemli ve aynı zamanda bilgisayarın da bu raporlamaya cevap verebilecek bir düzeyde olması gerekiyor. Çok çok üstün bir bilgisayar olmasına gerek yok ama güncel, orta, iyi seviye bir sistem olması şart gibi bir şey. Yoksa zaten kasmalar meydana gelebilir, kullanamazsınız. 4000 Hz bir avantaj mı? Evet, büyük bir avantaj ama bir zorunluluk mu? Hayır, pek bir zorunluluk olduğunu şu an için düşünmüyorum. Evet, olsa çok iyi ama 1000 Hz'in de bir yere kaçtığı yok. Ben hala gidiyorum 1000 Hz mouse'larımla bile oynamaya devam ediyorum. Bana eksi bir yanı yok. Bu sadece işin artık ileri bir tarafı ve bu olayı çok duymaya başlayacaksınız. Tüm firmalar artık bu 4000 Hz işine yöneliyor. Gerek üzerine 4000 Hz gömülü olarak, gerekse Razer veya VGN'de yapıldığı gibi ekstra bir 4000 Hz alıcısı satın alarak bu teknolojiden faydalanabiliyorsunuz. Bir de bu böcük var. Bunun teknik özellikleri HTX ile aynı. Zaten bu da 4000 Hz bir mouse ama boyut falan böyle bayağı komik. Direkt böyle fingertip kullanmak için üretilmiş bir mouse. Bununla oyun oynamak o kadar ilginç hissettiriyor ki bakın zaten elimin içerisinde kayboluyor. Böyle bayağı kas hafızası ile mücadele ediyorsunuz resmen. Ama yine de bayağı eşsiz bir mouse. Ben bayağı beğendim. Bunun da rengi muazzam. Ruby Red olarak geçiyor. Tavsiye ederim. Gerçekten güzel bir renk. Ama gel gör ki yani şu mouse'u fingertip harici kullanmak imkansız. Bak parmaklarım kadar bir şey yani. Şunu palm grip kullandım düşsene. Bak avucum nerede benim? Çok komik bir olay oluyor böyle veya aslında ben cloud'da kullandığım için bu şekilde kullanıyorum. Normal avucumun içini dolduran hiçbir şey yok. Hani parmaklarımı bile doldurmuyor. Çok garip bir olay. Yani şunun hissiyatı başka hiçbir şeyde yok. Bu arada bu da gram açısından yaklaşık 29-31 gram arası bir şey olarak çıkıyor. Aslında bayağı da hafif yani hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Kuş gibi. Yani ben buna örümcek diyorum böyle böcek diyorum. Tam olarak öyle. Çok değişik garip bir tipi var. Şöyle yan yana koyduğumuzda mesela HTX ile zaten boyut farkını görüyorsunuz bak yarısı kadar falan. Hatta yine küçük bir mouse göstereyim mesela Lamzo Atlantis Mini. Onunla da yan yana baktığınızda onun bile yarısı kadar bir şey olduğunu düşünün. Şu mouse kimi insana gerçekten çok küçük geliyor. Böyle elinde avucunda kayboluyor. Ama gel gör ki şuna bak. Komedi bir olay. Fiyatlar maalesef ki bayağı bir tuzlu. Türkiye'de de şu an için satılmıyor. Kendi sitesinden almanız gerekiyor. Fiyatı da 160 dolar fakat Swar kodu ile 159 dolara satın alabiliyorsunuz. Doların hali maalesef ki ortada. Yapacak da pek bir şey yok. Ama ben tavsiye ederim. Alma imkanınız varsa bayağı özel mouse'lar bunlar. Şimdi yazılıma geldiğimizde bayağı böyle sade bir yazılımı var. Yazılımın sade olmasının sebebi aslında bu yazılımda pek bir işimiz yok. Biz ayarlarımızı yapıp bu yazılımdan çıkacağız. Bir daha da açmayacağız aslında. Şimdi arkadaşlar şuraya baktığımızda bir polling rate kısmı var. Burası bizim için önemli. Şimdi 4000 Hz'de ayarlı bu mouse. İstersen bunu 2000 Hz'e de alabilirim. İstersen 1000 Hz'e de alabilirim. Ama bunun altına pek düşmeyin ki düşmenize gerek yok. 500 Hz'e alabilirsiniz. 250 Hz'e alabiliyorsunuz. Bir de 125 Hz'e alabiliyorsunuz. Şimdi polling rate'i ayarladık. Bunun altında debounce time var. Şimdi normalde debounce time diğer yazılımlarda, diğer mouse'ların yazılımında ms olarak gözükür. Ben derim ki 4ms ile 10ms arasında bir seçenek diye ayarlarım derim. Bu debounce time mouse'un klik hassasiyeti gibi bir şey aslında. Ben bunu A'da kullanıyorum. A'yı büyük ihtimal ben en düşük olarak algıladığım için A'da kullanıyorum. Bu adamlar A, B, C falan diye ayarlamışlar. Ben A'da kullanmayı tercih ediyorum. Liftoff da mouse'un sensörünün algılama mesafesi arkadaşlar. Ben her zaman low'da kullanırım. Bu benim kendi kişisel tercihimdir. Siz high low'da, high liftoff distance'da kullanabilirsiniz. Bu da sizin kendi tercihiniz. Angle snapping açılmasını kesinlikle tavsiye etmiyorum. Sensörü böyle garip garip hareketlere büründürüyor. Motion sign ise açmanızı tavsiye ederim. Güzel bir olay. 3095'in bir teknolojisi. Böyle güzel bir, stabil bir rapor sunuyor. Burada bataryayı görüyoruz. Şu an %70 demiş. Büyük ihtimal bugün bunu kullandıktan sonra bu şarj büyük ihtimal biter. Onların haricinde Advanced Power modu kapatıyorum. Bu çünkü uykuya geçiriyor. Uykuya geçirmek aslında bizim için çok kötü bir şey. Birden gecikme yaratabiliyor. O yüzden uykuya geçirmeyin mouse'unuz bence. Kullanmıyorsanız aşağıdan kapatın. Bunlar haricinde DPI olayımız var. 50 ila 26.000 DPI arasında istediğimiz seçeneği seçebiliyoruz. Bir de LED var. LED bence kullanmayın. Çünkü şarj zaten çok hızlı gidiyor. Bunu açmanıza hiçbir şekilde gerek yok. Altında böyle küçücük bir ışık yanıyor sadece. Başka hiçbir olayı yok. Yazılımı da aynı bu şekilde arkadaşlar.